Herkese tekrar merhabalar. Bu videoda büyük beden alışverişi, ayakkabı ve çantadan bahsedeceğim sizlere. Şimdi benim büyük beden alışveriş videolarım oldukça beğeniliyor. Özellikle büyük bedenler tarafından tabii ki. Diğer insanlara çok fazla hitap etmiyor olabilir ama beni sevenler onları da seyrediyor biliyorum. Bu video birçok bize hitap eden mağazanın kapanmasından sonra işte C&A, şimdi de Debenhams kapandı. Bana nazar değdirdiniz. Ben burada Hemis'ten alışveriş yapıyordum. Ucuz bir ihracat fazlası yeri vardı. Hemis'im kapandı. Yani Rumeli Caddesi'ndeki kapandı. Başka yerlerde var mı? Devam ediyor mu bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra ben nerelerden ne bulabildim? Size de fikir olması açısından hemen göstermeye başlıyorum. Şimdi bu göstereceklerimin çoğu, daha doğrusu çoğu değil, hepsi, yani şöyle iki yerden, biri H&M'den, biri de Beşiktaş Sinan Paşa Çarşısı'ndan. Hangi mağazalardan olduğunu hatırlamıyorum. Bu bir pasaj bilmeyenler için. BKM'ye gelmeden evvel Sinan Paşa pasajı söylemesi de çok keyifliymiş. Oradaki mağazalardan yapmış olduğum alışverişlerden bahsedeceğim size. Bir kot dükkanı var. Yani küçük beden kotlar var. Büyük beden çok yok. Yani bir iki model var. Oradan bir tane kot aldım. Böyle üstünde 42 yazıyor ama tabii ki bu 42 beden değil, yani öyle bir şey değil. 42 beden olsam yani böyle esnek, likralı, ince bir kot kumaşından siyah böyle bir pantolon aldım. Çünkü pantolonlarım üstünden düşmeye başladı. Buna da çok bayılarak almadım ama işte ihtiyacım var diye aldım. Fena durmuyor. Ben daha dar paça seviyorum. Bunlar bu kadar dar paça değil ama biraz daralttırıp zaten boyunu da kestireceğim. Boyunu kestirirken biraz daralttıracağım. 75 ya da 80 lira civarıydı. Ucuz değil kesinlikle. Yani pasaj böyle falan ucuz şeyler beklemeyin. Ne yazık ki değil. Artık hiçbir şey ucuz değil. Yine pasajla devam ediyorum. Şöyle bir tane kırmızı. Kırmızıya, siyaha, inciye takmış durumdayım. Şöyle bir kazak aldım. Şeyi çok güzel. Cinsi. Arkasında şöyle küçük bir ense bölümünde boşluğu var. Kollarını gösteriyorum şimdi. Omuzlar şöyle incili. Kolları da böyle düz geliyor. Tabii kazağı çok göstermek mümkün değil ama şöyle bir size fikir olsun. Omuzlarında ve eteğinde kazak şey var. İnci var. Kazak var. Şimdi bunların hiçbiri böyle büyük beden mağazası falan değil. Özellikle büyük beden diye satılan şeyler değil. Bu normal bir kazak. M beden. Biraz kendinizi tanımanızla, işte denemenizle. Yani bu bana... Şimdi mesela ben kazaklarda neye bakıyorum? Bir kere esnekliğine bakıyorum. İkincisi şu benim kollarımın burası geniş. Kollarım sağır mı ona bakıyorum. Ha bu bana olur dediğim şeyi alıp deniyorum. Çok mesela dar kolluysa falan, yarasa kollar falan kesin olur diyorum. Öyle yani küçük beden mağazalarında da kendime bir şeyler bulabiliyorum, deniyorum. Bu 50 liraydı kazak. Bir tane şahane turuncu bir hırkam var, böyle neon gibi. Tabii bunu da gösteremiyorum ki, bir saniye. Niye öyle çekiyorsam, biraz geriye alırsam daha güzel gösterebilirim. Şöyle düğmesi olmayan salaş, oversize, gayet geniş. Yani bu tek beden bir şey. Normal minnak insanlar için yapılmış. Onlar da tabii daha bir oversize duruyor ama bende de böyle daptar olmuyor. Baya büyük bir şey. Standart beden. Peşin fiyatı 80 liraymış ama ben bunu 80'e almadım. 75'e mi aldım? 70'e mi aldım? Bilmiyorum yani, çok yumuşacık. Tontiş, bayağı sıcak tutacak. Kar yağsın da giyeyim diye bekliyorum. Çünkü hava şeydi, sıcaktı biliyorsunuz. O sıcaklarda giyinemeyecek kadar kalın bir hırka. Ama güzel bir hırka. Yine aynı tarz, yani aynı tarz demeyeyim de yine bir hırka. Bunun bu rengini seçtim. O şeyde, turuncuda başka renk hatırlamıyorum olup olmadığını ama bunda İbadullah renk vardı. Böyle nane yeşili, Benetton yeşili, kırmızısı, pembe, her rengi vardı. Çok güzel. Şuna yakın bir sarısı da vardı. Ben değişik olsun, elimdekilerden farklı olsun diye parlament mavi aldım. Ama çok güzel. Rengi de çok güzel. Şu küpeleri de hatta bununla takarım diye aldım. Bu da böyle L kollardan, yani kolu geniş. Şöyle göstereyim. Hatta L kol biraz da şey,
Hafif İspanyol gibi, ön kısmı biraz daha bol duruyor. Üstte çok güzel duruyor. Bunu giydim bir kere daha mevsimdeyken. Bu çünkü uzun. Şöyle göstereceğim size. Bu da düğmesiz. Çok güzel cepleri var. Şöyle. Bayağı uzun bir hırka. Yumuşacık. Böyle giyip sarılıp evde yatasınız geliyor. Bu arada bunların markası Dilvin. Bu da Dilvin. O öteki hırka da Dilvin. Bu daha ucuzdu galiba, 70 liraydı diye hatırlıyorum. Bu uzun olduğu için üstüne palto mont pek olmuyor, güzel durmuyor. Onun için bir tek bunu giyip böyle çok havalarda soğumadığı zamanlarda kot pantolon tight, yani dar kot pantolon üstüne beyaz tişört, bunu giyip çıkmışlığım var. Güzel oldu. Hemiz kapanmadı ne, ben arada oradan geçerken hep alışveriş yapıyorum ya. Arada aldığım şeyler var tabii, hatırlamadım şu anda, gösteremediğim, ama bunu dün giydim ilk defa. Onun için yani dün giydiğim için dedim ki herhalde bunu hiç göstermemiştim. Bir göstereyim. Bunu Hemis'ten almıştım. Hemis kapandı işte. Şöyle bir jile elbise, bayağı tok kumaşı var. Burasında cepleri var. Dün giydim, çok beğenildi üstünde. Bana biraz uzun geldi, böyle diz kapaklarının altına kadar gelmedi. Diz kapağının hemen üstünde. Yani şöyle çok böyle mini olmayacak da hani biraz daha şık duracak hale getirteceğim bunu da. Bazen böyle büyük beden aldığınız şeylerde bu biraz böyle işte dökümlü falan, üstünde ufak bir oynamalar yapmanız gerekebiliyor. Aa, bu da Beşiktaş çarşısından. Bunun bende grisi var. Grisini Zara'dan almıştım. Bu Zara'nın modeli. Aynı yumuşaklıkta. Hiçbir farkı yok. Kumaşı şeyi, trikosu aynı. İncili. Tuva kar kol değil, bu daha kısa. Kısa kollu. Şöyle bir bluz. Bunun grisi var bende ve grisini de deli gibi giyiyorum. Instagram'da falan takip ediyorsunuz, üstümde sık sık görüyorsunuzdur bunu. Yumuşacık. Bu da 40 lira mı? Öyle bir şeydi. Bundan sonra çeşitli renklerini de gördüm. Böyle kırmızı, siyah, bir sürü rengini yapmışlar. Beşiktaş çarşıdan aldığım kıyafetler böyleydi. Hemsi göstereyim. Sonra çanta ve ayakkabıları göstereyim. Çanta ve ayakkabıların hepsi de yine Beşiktaş çarşıdan aldığım şeyler. Demek ki ben oraya takmışım. Takıları da oradan aldım. Son zamanlarda sürekli oradayım. Hemis'ten dün ufak bir alışveriş yaptım. Ha, bir tane de Zara var. Zara'yı önce göstereyim. Ya bunu değiştirmeyi, daha doğrusu iade etmeyi düşünüyorum. Fişini henüz bulamadım. Bulursam iade etme ihtimalim yüksek. Keşke torbasında olsaydı. Ben bunu yani alırken kasada en son dakika gördüm. Ay, giyerim, güzel dedim. Sonra evde emin olamadım. Şu önü böyle diye aldım. Çok güzel bir kazak. Şeyinde bir şey yok. Önünde bir kalp var. Love at first bite diyor. Arkasında da tabii o espriye uygun olarak, ilk görüşte ısırık esprisine şey olarak, arkasına da bir köpek balığı koymuşlar. Normal şartlarda çok sevimli, çok güzel kazak, böyle dökümlü, kocaman, oversize. Kazakta bir sorun yok ama o arkasındaki o köpek balığı şeyinden çok hoşlandım mı hoşlanmadım mı emin değilim. Onun için bunu göstermiş olayım ama geri verme ihtimalim yüksek. Gelelim H&M'e. H&M'in büyük beden kısmından iki parça, normal kısmından iki parça aldım. Benim üstüm bayağı geniş, altım üstüme göre küçük. Onun için H&M'in kumaş pantolonları falan olmasa da bu penyelerinin alt kısımları bana oluyor. Ben taytlarımı sürekli H&M'den alıyorum. Yazın, kışın. Çok da memnunum. Her sene desenli bir ya da iki tane güzel tayt çıkartıyorlar. 2 sene evvel aldım. Çok bayıldım. Yine siyah üstüne böyle krem bej dalgalı desenli bir taytım vardı. Çok severek uzun sürede giydim. Fakat geçen hafta otobüste koltuğa çıt diye taktım. 3 tane minik küçük delik oluştuğu için bir tane daha desenli tayt alayım dedim. Şöyle siyah bir desenli tayt aldım. Bunun bir de şu bel kısmını kalın yapmışlar. O yüzden çok hoşuma gitti. Güzel üstte oturacaktır. Desenini göremeyeceksiniz oradan. Çünkü yani uzaktan bakınca siyah gözüküyor ama böyle biraz yaklaştırayım. Grili dalgalı desenleri var. Leopar desen değil bu. Leopar desenden hiç hoşlanmam çünkü. Böyle güzel, kullanışlı bir tayt. Bu taytların fiyatları 35 lira. Bana X large'ı gayet rahat oluyor. Yine o penye kısmından bir tane 25 liraya penye etek. Şöyle hiçbir özelliği olmayan. Bunun da X large'ını aldım. Bunu denemedim ama bunun da olacağını düşünüyorum. Bu aslında yani baktığınızda yazlık incecik bir şey, penye etek, ama şeylerle, muz çoraplarla falan neden olmasın? Neden? Neden?
Kıyafet olarak son iki parçamda böyle hırkam mırkam kazağım çok var ama ben kazakları da içine bir şey giymeden giyemiyorum. Hırkaları zaten giyilmez. Onun için böyle penye uzun kollu bir şeyler arıyordum. Bu büyük beden kısmında şu bluzu buldum. Penye işte yıldızlı, sevimli. Şöyle incecik, tiril tiril. Bir de ona çok benzeyen aynısı bile diyebiliriz. Bu biraz daha yumuşak kumaş. Siyah, düz siyah. Yani hiçbir özelliği olmayan dümdüz siyah. Şöyle uzun kollu bir penye aldım. Bunlar da 40'ar liraydı. Bir de Twiggy'den böyle terlik aldım. Kendime yılbaşı hediyesi aldım. Şöyle güzel ev terliği, pöfütük pöfütük. Örgü şeyinden zaten hoşlanırım. Böyle bir terlik almış oldum. Ayakkabılara geçiyorum. Ondan sonra çantalarla toparlıyoruz. Şimdi bilenler bilirler. Ozan Güven'in bir ayakkabı markası, mağazası var. Bağdat Caddesi'nde mi var? Başka nerede var bilmiyorum. Yani karşıda bir yerde var. Esas ilk dükkanı Beşiktaş. Ondan sonra bir de Nişantaşı'nda açtı. Benim bir tane siyah, böyle eteklerle de giyebileyim, çok minik topuğu olan böyle bir şey istiyordum. Yani dümdüz olmasın, hafif bir topuğu olsun ama yürüyebileyim üstünde. Öyle bir bot arıyordum. Yani bunları almadan bir hafta evvel Nişantaşı'ndaki mağazasına gittim. Çünkü genelde kalıplarından çok memnun kalıyorum oranın. Mağazanın ismini sormayın. Calze di Tura Ramona mı? Öyle acayip bir şey. Ramona diyeyim ben size. Öyle acayip bir adı var. Orada bir tane beğendim ama yani botların fiyatları 300 lira civarındaydı. Neyse dedim acele etmeyeyim. Yılbaşından sonra da indirime girer zaten. Öyle bıraktım. Sonra Beşiktaş çarşıda dolaşırken, Beşiktaş'ta da onların mağazası var dediğim gibi, oraya da bakalım falan derken bir tane orada Gülo'ya bana bir mağaza gösterdi. Ben buradan hep ayakkabı alıyorum. Bak burada indirimde çok kaliteli, çok güzel deri ayakkabılar var falan filan. Girdim, aldım. Aa, bir baktım içlerinden bir tanesinin içinde bu marka yazıyor. Bu muydu? O değil. Başka markalar da var. Biz onların indirim mağazasıyız. Ama hani burası geçici bir süre var. Kapanacağız yakında dediler. Ve botlar 99 lira. Tabii bir tane fiyatın üçünden. Yani öyle gaza geldim ama 99 lira. Çok kaliteli, kışlık, çok güzel botlar. Ben bunları herhalde bir siyah, bir de her şeyle giyilir. Her yere giyerim. Bir tanesi şu. Şöyle modelini ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum. Ağzı böyle açık. Bu süet. Derileri kahverengi. Güzel duruyor. Şöyle derileri diyorum, ipleri. Şöyle doluyorsunuz. Gayet tarz duruyor ve değişik. Biri bu. Bir diğeri bu arkadaş. Bunun şu içi böyle simli gibi metalik daha doğrusu parlıyor. Buraları fermuar detaylı. Çok hoşuma gitti. Kaç gündür zaten bunları giyiyorum. Aşırı rahatlar. Üçüncüsü de esas ihtiyacım olan hafif topuklu, düz bir özelliği olmayan, çok hafif bir topuğu var yani. İşte anca bu kadar giyebiliyorum hani günlük hayatta. Rahat ayağıma giriyor çıkıyor. Burasında böyle bir fermuar detayı var. Şık duruyor. Etekle falan da kullanılınca güzel duruyor. Böyle bir bot aldım. Üçü alınmış oldu. Yılbaşı hediyelerimden biri bu da De Facto'dan Buse Serim kimse? Buse Terim serisinden böyle bir clutch. Çok hoşuma gitti. Çok değişik bence. İsterseniz bunu çanta içi falan da kullanabilirsiniz ama ben bildiğiniz clutch diye kullanacağım kendisine. Ve son olarak yine Sinan Paşa Pasajı'ndan, orada bir tane çantacıdan almış olduğum şöyle bir sırt çantası var. Bunun biz aldığımızda çok fazla rengi yoktu. 5-6 tane vardı. Daha sonra gittiğimde pembesi, moru, hakisi, aklınıza ne renk gelirse var. Ben sarısını, kırmızısını ve siyahını aldım. Daha doğrusu bir tanesini ben aldım. Sonrası bana hediye geldi diyeyim. Ya markadan, mağazadan falan değil yani. Arkadaşım da almıştı. O kullanamadı. Ben rahat etmedim bu çantayla dedi. Ben de aksine çok rahat ettim. Böyle burası şöyle kare gibi açılıyor. Çok rahat kapanıyor. Şu sırt kısmında bir gözü var. Ha, bir kötü tarafı var. Onu da şöyle açıklayacağım. Ucuz çanta. Çok yani birçok açıdan çok kaliteli. Dikişi mikişi güzel gözüküyor. Fakat ben çantayı çok doldurduğum için şu sapları yeterli gelmiyor. Ben de çantacıya gönderdim. Burada bir çantacımız var bizim. Oraya kuvvetlendirici birkaç dikiş daha attım. Ondan beri de sorun yaşamıyorum. Kumaş olmasına rağmen yağmur geçirmiyor. Yani çok çok sağanakta kalırsa belki geçirir ama bu sarısı şu anda bunu kullanıyorum. Bu siyahı bunu işte tamir ettirdim. Bu da kırmızısı, onu da göstereyim. Kırmızısı çok güzel. Kırmızısını bayağı kullandım ben.
gösteremedim, beceremedim. Kırmızısı da böyle. Fiyatları da nakitte 70 ya da 75 falandı. Çok çok güzel çantalar. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Beşiktaş pasajına. Sinan Pasa. Sinan Paşa pasajına giderseniz mutlaka bakın. Bugünkü bu alışveriş videomuz bu kadardı. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı, bir de o minik zile basmayı unutmayın. Hoşça kalın.